Evet, gezimizin bu bölümünde Paşa Liman Adası'nın Harmanlı Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Harmanlı Mahallesi ağzaları var. Evet, ağzalarımızdan İktir Hanım, Ergün Bey ve Cihangir Bey. Merhaba. Evet, İktir Hanım, sizden başlayalım. Harmanların beklentilerini alalım önce sizden. Ya beklentimiz çok fazla. Yani burası çok açıkçası bakir, ulaşımı zor, sahillerimiz, yeme içme olayı, pansiyonculara gelen mesela burada bir yiyecek içecek olayımız çok kısıtlı. Bu tür şeyler, yani bunun gibi birçok sıkıntılarımız var. Harmanlı'ya tatil için gelenler istediğini bulabiliyor mu? Bulamıyorlar. Bu da bulamıyorlar. Konaklamayı etkiliyor. Etkiliyor tabii ki. Tabii ki etkiliyor. Yani en basitinden bir plajlarımızın olayı mesela. Evet. Plajlarımızın bir temizlik olayı yok, bakım olayı yok. Bu büyük bir sıkıntı. Diğer genel ihtiyaçlardan elektriktir, sudur, yol problemleri. Yol problemimiz var. Elektrik, evet. Su problemimiz yok. Öyle bir sıkıntımız yok ama yol problemimiz çok büyük. Evet, büyük. Özellikle yani o en büyük sıkıntı. Harmanlı arasında. En büyük sıkıntı. Beş köyün arasında da var o sıkıntı. Evet. Yani onun ne kadar zamandır bu beklenti sürüyor? Bu yaklaşık bir 4-5 yıldır var bu sıkıntımız. Evet. Dilekçeler verildi, konuşuldu. Genelde seçim zamanı çok vaatler veriliyor. Fakat o dönemlerde kalıyor. Ondan sonra ne gelen var ne giden var. İlgilenen yok. Yine büyükşehire dilekçe verildi, bir sonuç yok. Bekliyoruz. Evet. Bekliyoruz. Hemen o zaman biz Ergün Bey'e dönelim. Ergün Bey'i az önce tekneden aldık. Evet, evet. Ergün Bey balıkçı herhalde. Yok, var mı balık? Amatörce. Amatörce de olsa. Tutabiliyoruz bir şeyler? Tutuyoruz bir şeyler. Hangi balıklar var? Yemeklik, istavrit, tuz kumru oluyor zamanında. Evet. Var. Ağ atarsanız yine ağdan, ağ balıkları da var. Evet, amatör balıkçıların sorunu neler? Liman, bizim burası Paşa Limanı gözüküyor ama aslında hiçbir limanlı özelliği adı yok. Adı liman ama limanı yok. Sadece Merkezköy Paşa Limanı liman. Bayraz'a karşı kapalı. Doğal olarak kapalı, yani bir liman yok. Tabii. Aslında diğer bizim köyümüzün özellikle limana ihtiyacımız var. Mendirek olarak bir mendirek yapılsa. Bir mendireye ihtiyaç var. Balıkçılık da artar. Yani tekne sahipleri de artar. Evet. Onun için şart yani bir mendirek. Yani Harmanlı'nın gelişmesi için bir mendirek şart diyorsun. Mesela karayel rüzgarlarına, batı rüzgarlarına açık. Evet. Açıkız. Kışın tekneler parçalanıyor. Çok parçalanan oldu. Çok oldu. Geçen dönemlerde de oldu yani. Evet. Bir de şey sorunu var herhalde. Gerek karada olsun gerek deniz, o akaryakıt problemi mi var? Akaryakıt problemi çok büyük. Nereden temin ediyorsunuz? İşte burada izin almış belli kişiler var bu işi yapan. Tankerle geliyor. Tankerle getiriyorlar. Orada izin alıyorlar. Evet. Özel tekne tutuyorlar zannedersem. O tekne yeterli oluyor mu sizin için? Oluyor ama bir miktar pahalı geliyor. Hem pahalı hem stok yapıyorsunuz. Tabii stok yapıyorsun mecbur. Her zaman da bulamıyorsun. Zaman zaman olmuyor. Evet, bu pahalı konusuna gelince ilk konu ben yine size döneyim. Bir ekmek meselesi vardı. Geçmişte de işlemiştik. Ekmek durumu nasıl? Hala öyle mi? Ya şu an yaz döneminde öyle bir sıkıntı yok ama kış döneminde oluyor tabii ki. Kış döneminde gene aynı yaz dışarıdan geliyor ne yani. Ne kadar bir süre? 2 ay, 3 ay? O kadar 3 ay. 3 ay fırınımız açık. Fırın onun çalışıyor. Dışında fırın kapanıyor. Ondan sonra taşımacılı ekmek geliyor. Erdek'ten. Tabii Erdek'ten. Bir günlük bayat ekmek geliyor. Yani. Fiyat yani. Olarak da bir farkı var. Farkı var. 1,5. Bu konuda buradaki fırının sahibi belediye bir talepte bulunur mu? Valla şu an için bulunmadık öyle belediye bir talepte. Yani sahibi, özel. Yok, özel. Belediyeden kiralıyor özel de. Öyle mi? Tabii fırın belediyenin. Tabii ihaleyle. Bir ara kafasına göre kapatmaya kalktılar. Tabii. Ben kendim yazdım. Kendim arkadaşım de söyledim. Arkadaşım daha iyi bilir. Evet, evet, hesaplık yapıyorum burada. Çimere yazdım o zaman. İlgilendiler. Yani çünkü burayı kapatıp oradan taşımalı yapıyordu. Sabah insanlar işine gücüne gidecek. Sabah ekmek yok. Saat 12'de falan ekmek geliyordu buraya. Sıkıntı yaşıyorduk. Ondan sonra kendini düzeltti. Evet, siz ağza olarak yerli evet. Aynı zamanda esnafsınız. Evet. Esnafların da bir problemi var. Ada olarak yerli. Esnafların şimdi var. Burada bütün esnaflar zincirleme birbirine bağlı. Bizim en büyük problemimiz yol problemi. Ben kendim karayollarına da gittim. Onlar büyükşehir'e attılar. Ondan sonra büyükşehir'e yazı yazdık, karayollarına attılar ama yani sırf şu yollar için adaya gelmeyen insanlar var. Evet. Yani siz diyorsunuz yol olumsuzluğu adaya gelenleri evet. Etkiliyor. Aynen öyle. Ada ekonomisini olumsuz etkiliyor. Olumsuz etkiliyor. Her sene geriye giriyor. Şimdi ben burada yaklaşık 7 senedir hesaplık yapıyorum. Evet. Yani daha üstüne koyacağını her sene geriye gidiyor.
Yani bir gelen ikinci sene düşünüyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani mahrumiyet, mahrumiyetin de güzel yanları var ama bayağı bir geri plana atalım biraz. Evet, adada ekmekten baz alırsak bir de akaryakıt dediniz. Diğer kalemlerde de herhalde bir pahalılık söz konusu. Ya şimdi ben kendim işletiyorum marketi, kendi marketimiz. Tabii şimdi nakliye olayı bizde yüklü. Mesela kendi kamyonetim var. Geçen sene 50 liraya geçerken bu sene 95 lira oldu. %50, %100 yani %100. Bir 75 oldu, ondan sonra 95 liraya çıktı. Bunun da bir farkı yansıması. Şimdi ben fırıncı arkadaşa bir şey bulamıyorum. Bir 25 kuruş farkı var. Niye var? Adam ununu getiriyor, nakliyesini veriyor. Bayağı bir sıkıntı yani. Evet. Bir de plaj konusu, ablamın da, İktur ablamın da dediği gibi. Plajlar bakımlı olsa, yani Denizli bir Ottak. Mesela İncirol diye bir yerimiz var, orası çok güzel, Çamlık. Ama dibinde ot olduğu için çoğu insan itibar etmiyor. Yani tahsis edilecek, burada kalacak, burada görev yapacak. Yosun temizleme aracı. Tabii yosun temizleme aracı. Yani günlük geldiği için herhangi bir istifade edilmiyor. O da 2-3 ayda bir geliyor yaz sezonunda. Devamlı yok. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.